Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, motorlu taşıt sürücü kursları sınavları ile ilgili çeşitli sıkıntılar olduğunu söyledi. Sınavlarda kendi usta öğrencilerinin görev aldığını ve kendi araçlarının kullanıldığını belirten Guda, ne öğreticilerimiz ne de araçların yakıtları ve meydana gelebilecek maddi hasarlar için ödeme yapılıyor dedi. Bir diğeri de epeydir sıkıntı olan, sınavda görev alan direksiyon usta öğrencilerimizle ilgili sıkıntı. Bundan önce Samsun'da da bir eylem yapılmıştı. Sınavda Milli Eğitim'den görevli sınav yapıcılarla direksiyon öğretmenlerimiz arasında bir sürtüşme söz konusu olduğunda bizim sınav yapıcı kurumundaki öğretmenlerimiz bir yıl ceza alıyordu. Daha sonra bu mahkemelik oldu. Bu konu sağduyu galip geldi diyelim. Görevli mahkemeler artık böyle bir cezanın verilemeyeceğini belirttiler. Bu da kandilinden kalkmış oldu. Bu sefer sınavlarda görev olan sınav yapıcılar aldığı ücret kadar bizim direksiyon öğretmenlerimiz de bir ücret talep etmektedirler ki o da onların doğal haklarıdır. Öte yandan Başkan Hasan Guda, sürücü kurslarında bekleyen dosyalar için sürenin 3 Temmuz'a kadar uzatıldığını, dosyası bekleyen sürücü adaylarının ehliyetlerini almaları için bir an önce başvuru yapmaları gerektiğini de sözlerine ekledi. Bir sıkışıkta mahal vermemişse de Milli Eğitim Bakanı tekrar ilave bir ek yönetmelikle resmi gazetede yayınlayarak bu süreyi 3 Temmuz 2015 yılına kadar uzadı. Yani 2 yılını doldurmuş olan sertifikaları tekrar arkadaşlarımız 3 Temmuz 2015 yılına kadar kurumlardan alıp ilgili emniyet müdürlerine müracaat ederek sürücü sertifikalarını, sürücü belgelerine dönüştürebiliyor.